Sevgili Kadıköy Sokak takipçileri muhtemelen bu video 3 Temmuz'da paylaşılacak. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin canına kastedilen aslında ülke ele geçirilmek isterirken ülkenin savunmasında ve direncinde en yüksek belki de tehdit olarak gördükleri Fenerbahçe'yi yok etme operasyonunun maalesef yıl dönümü. 3 Temmuz'u Fenerbahçe yaşadı. Allah Fenerbahçe'ye bir daha 3 Temmuz yaşatmasın. Bunu bize yaşatanlara da yani bir sürü beddua edebilirim ama etmeyeceğim. Herkes, Allah herkesin gönlüne göre versin. Çok uzun tutarım, çok uzun anlatırım ama sıkılmayın arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe'nin transfer gündemi sürüyor. Ben de muhtemelen siz bu videoyu izlerken Allah nasip ederse kazasız belasız ulaşırsak Bursa Gemlik'te olacağım. Yaklaşık bir hafta falan orada e, bir tatilimiz var. Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Oradan da sizlere merak etmeyin Fenerbahçe adına elimden geldiğince videoları paylaşmak isteyeceğim videolar göndereceğim. Tabii sizlerin beğenisine sunuyorum arkadaşlar. Livakovic için Fiorentina'ya red Fenerbahçe'de yarışta. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic için Fiorentina 6 milyon euroluk bir teklif yaptı. Hırvat kulübü bu teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe ise oyuncuyu için temasları sürerken flash bir iddia gündeme geldi. İsmail Kartal'ı getirdi Fenerbahçe şimdi her haberde duyarsınız. Edin Ceko geldi falan diye. Altay Bayındır'ın sakatlanması. İrfan Can Eğri Bayat'ın yetersiz bulunması sebebiyle Fenerbahçe kaleci arayışında. Ve Divaković gündemde. Şimdi Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalya ekibi Fiorentina Dinamo Zagreb'e 6 milyon euroluk bir teklif yapıyor. Hırvat ekibi de reddediyor. Fenerbahçe Villarreal'le ile ee, yarışta diyelim. Özel jet Hırvatistan'a gitti diyor. Yani sabahta yer alan habere göre Ali Koç'un özel jeti. Arkadaşlar bu haber doğru değil. Yani özel jet onun için gitmedi. Başka iş için gitti. Serbest kalma bedeli 10 milyon euro. Almak isteyen öder alır diyorlar. Ben ısrarla söylüyorum olmayacak diyorum. Fakat e, bazı kaynaklarımda diyor ki olacak diyor Koç. Olacak diyor. Çoktan net konuşuyorlar. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sıra rekabetli haberlere geldik. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya. Yani hangi futbolcu için hedefte Maykon. Şaktar Donetsk forması giyen Maykon'la iki takımın ilgilendiği öne sürülmüş. Bakın herhangi bir kimseye sormadan futbolcunun transfer marketine giriyorum. Şimdi ben size biraz da yöntem anlatayım. Hocam bize de anlat biz de yapalım. Ya arkadaşlar hiç bu işlere bulaşmayın. Bu işler sakat işler. Bu işler sıkıntılı işler. Şimdi Maicon 6 milyon euro piyasa değeri var. Corinthians'ta kiralık. Merkez orta saha oyuncusu 1.73 boyunda. E, ee, Shakhtar'ın futbolcusu 500 bin euroya kiralamışlar. Bu sezon 25 maça çıkmış. 1517 dakika. Külliyen yalan. Şimdi yani diyeceksiniz ki hocam transfer marketine bakıp nereden alın? Arkadaşlar şuradan anladım. Sene sonuna kadar oyuncu kiralanmış. Yaşı 25. Tamam mı? Ve transfer market değeri çok düşük. Shakhtar 6.6 milyon euro demiş. Bu da çok mühim değil. 2025'e kadar da sözleşmesi sürüyor. İsmail Kartal yönetimden yönetimden kütür kütür bir 8 numara istedi. Yani kütür kütür bir 8 numara istedi. Yoksa Allah aşkına şu futbolcuyu gördünüz, Zayt'sı gördünüz. Hangisi desem Zayt dersiniz. Hem de elimizin altında. Bon servis de vermeyeceksin falan dersin. Bu haber külliyen yalan arkadaşlar. İngiliz Yıldız'a 3 talip Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Bir kere Trabzonspor yoktur. Hocam futbolcu ki bilmiyorum ki. Bol servis elinde bulunan Ashley Maitland Nailasa. Bilmiyorum okuması böyle mi? Sonra telaffuz yanlış oldu muydu? Ee, çok enteresan tepkiler gösteren arkadaşlar oluyor. Yani maymun taklidi yaparak bile eleştirenler oluyor. Ashley Maitland Niles. Adını söyleyemiyorsun. Bir de adamı anlatıyorsun. Neyse bu arkadaşlar 3 takımda talip olmuş. Transfer dönemi açıkmış. The haberine göre Arsenal'e sözleşmesi biten futbolcu için birçok kulüp sıraya gelmiş. 25 yaşında. Özellikle Premier League kulüplerinin takibinde. Bacak Trabzonspor. E, ayrıca Everton Crystal Palace. Tamam hayırlı olsun onlardan birindedir. 26 maçta oynamış. Hiç gol atamamış. Bir tane asisti var. Şimdi ya kızınca kızdı diyorsunuz. Allah aşkına. Bak bugün Mustafa Hoca'yı alın. Crystal Palace kulübüne koyun. Transfer market değerim 2 maç sonra 2 milyon euro falan olur. Harbi söylüyorum bak. Ya adamın geçin ya. Arkadaş haber yapmak için bu kadar nasıl üretiyorsunuz? Geçiniz. Sıradaki. Ha bu arada hocam bize niye fotomaç maç videolar izletiyorsun? Fanatik bir şeyler haberleri okutuyorsun demeyin. Bakın bak çok samimi bir şekilde ee, anlatıyorum size. Yani 2 saat uğraşmayın diye. Fenerbahçe'ye Wilfred Zaha transferinde rakip. Rakip hep vardı. Bak hızlı giren Fenerbahçe Riyankent Kent edince konulardan Wilfred Zaha'yı da renklerine bağlamak istiyor falan. Evet bir rakip varmış. Crystal Palace sözleşme bitti. En büyükler rakibi Lazio diyor, diyor. Geçiniz arkadaşlar bu haberi. Bu haberi de okumama gerek yok. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Türk Hava Yolları. O da niye? Koç ile yarışıyor transferde. Fenerbahçe kesenin ağzını açmış falan filan. Ya oyuncu 4,5-5 milyon euro civarında bir para istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne giden bir kulüpte oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi kulüpleri diyor ki, "Sen o kadar eder misin?" diyor. Tamam mı? O da o da e, bu teklifi gördükten sonra pek yanaşmıyor. Ya Lazio'nun teklifi adamın istediğinin yarısı kadar. Belki de Belki de yarısı kadar. E düşündüğün zaman yani ortada Avrupa'da devam etmek istiyorsa kalan bir seçenek Fenerbahçe. Avrupa'da devam etmek istemiyorsa da e, yani Avrupa'da devam etmek istemiyorsa o da kendi bilir. Ne diyelim. Bu arada kaleci transferi için bir yerde Fenerbahçe Kepa Ariza Balaga'yı takip aldı demiş bir arkadaş da. Bana ulaşan herhangi bir duyum yok. Bilgim yok arkadaşım. Hani Hattınızı da kırmış olmayın diye söylüyorum. Bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Da söyleyeyim. Kepa desek daha doğru. Ivan Perisic Fenerbahçe'ye çok yakın. Bu haber önemli. Tottenham'dan ayrılmak isteyen Ivan Perisic. İlgilenen Fenerbahçe ile anlaşmaya en yakın takım olduğu bildirildi diyor. Ben de merak ettim haberi. Biraz okuyayım. Fenerbahçe fırsat çıkması halinde savunmanın soluna takviye yapmayı planlıyor. İngiliz basını Antonio Conte döneminde Tottenham'a imza ancak umduğunu bulamayan Peris için ayrılmak istediğini duyurdu. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Tottenham'la bir sezonluk daha sözleşmesi var. Ancak Hırvat Yıldız'a çok yakın olduğunu belirterek Tottenham adına onu satmak için en uygun zaman Fenerbahçe onu almak için yaklaşan kulüplerden biri. Suudi Arabistan'dan da teklifler var. Çok gönlü bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin yoğun ilgi göstermesi çok enteresan. Haftada 180 bin sterlin kazanan oyuncu ve yüksek maaşla gitmesine izin verilebilir demiş. Şimdi kariyerine kanat olarak başlıyor. Son yıllarda daha çok da sol bekte görev yapıyor. Geride kalan sezonda sıklıkla üçlü savunma sisteminin sol kanat beki olarak oynadı. Ve geçtiğimiz sezon 44 maçta oynayan 4 yaşındaki oyuncu bir gol 12 asist yaptı. Şimdi hayalini kuruyorum. Sadece hayalini kuruyorum. Sol bekin Perisic önünde Wilfred Zaha. Hayalini kurmuyorum. Bu bu ikili yani bu ikili sezonun e, şeyi olur. Ne derler bunun adına? Yani sezonun bankosu olur. Sezonun comolokkosu olur. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşımız Hayduk Split takımına bir söz vermiş. Oranın altyapısından çıkmış ve futbolu burada bırakacağım demiş. Tottenham Kulübü bedelsiz olarak gönderme peşinde. Zaten bir sezon önce almışlar. Pek beğenmemişler açıkçası. Bu arada 34 Premier Lig maçı 2110 dakika. 1 gol 8 asist. Yani e, Premier Lig performansı bu şekilde. Ben şunu söyleyeyim. Oyuncu Hayduk Split'e söz vermiş. Sözünden döneceğini zannetmiyorum. Ama bizimkiler yoklama çekiyorlar. ve Bizimkiler almak için çok uğraşıyorlar. Bir daha söylüyorum. Oyuncu Hayduk Split'e söz vermiş. Almak için çok uğraşıyoruz. Ama becerebilir miyiz bilmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Hadi değiştirelim işi. Değiştirelim işi. Sol kanadın Zaha olsun, sağ kanadın Peris olsun. Sonuçta sağ kanatta oynamıştı Perisic'in Peris için arkasında Ferdi yine bence kaliteli bir tandem. Osterwold'de kapalı kutu. Bir çoğuna göre çöp, bir çoğuna göre yetenekli ama hala söylüyorum her iki kesim içinde beklenilmesi gereken bir isim. Beklenilmesi gereken bir isim. ben Biraz oynamasını izlememiz lazım. Ya belli mi olur? Belli mi olur? Hayırlısı olsun güzel insan. İngiltere'de buradan selamlar olsun. Yurt dışında birçok takipçimiz var. Ben bir de anket yapacağım ya. Ee, hani hangi şehirden daha çok takipçimiz var diye merak ediyorum. Sıradaki habere geçelim. Arda Güler'in yerine gelecek isim belli oldu. Mustafa Hoca ben değilim. Fenerbahçe'den Thomas Lemar hamlesi. Edince sonra bir dünya yıldızını daha katmak isteyen Fenerbahçe Atletico Madrid'in yıldızına gözünü çevirdi. 27 yaşındaki oyuncu gündemin almasının ana sebebi İsmail Kartal. Asıl sebep İsmail Kartal. 4-2-3-1 oynatan tecrübeli çalıştırıcının oyun planında 10 numaranın önemli bir yeri var. Arda Güler'in de ayrılık ihtimali düşünüldüğü zaman bu transfer çalışması hız kazandı diyor haberde. İspanya'ya çıkarma yaptı. Pazartesi günü yoğunlaşacak diyor. Teknik direktör Simeone, Simeone rotasyondaki isimlerden biri konumunda. 27 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi sunulacak. Piyasa değeri 22 milyon euro geçen sezon 32 maçta 1578 dakika sahada kalıp sadece bir gol atmış durumda. Hani doğru isim mi bilemem. Geçmişi süper ama geleceği düşündürücü bir isim. Şimdi Fransız oyuncu aslında Fenerbahçe'de hayat bulabilir bir oyuncu. 2018'de 72 milyon euroya almışlar. Yani La Liga kariyerinde 131 maçta 8 gol 15 asist, 6.821 dakika <laughs> Şimdi ben bakın <laughs> ben buradan şunu anlıyorum. Bu arkadaş bal yapmayan araya geçtim, arı yapmayan bal. Ya kariyerinde 338 maç, 33 gol, 59 asist, 19.263 dakika. Bence çok dandik bir istatistik ya. ya arkadaş 10 numara pozisyonundasın. Goleyi yakınsın. Muhtemelen duran topları falan da kullanıyordur. Yani şu anda da bir arkadaşa bir şey yazıyorum. Ee, Bilmiyorum ya. Bir on numaranın bu kadar kısır olması. Hocam Jesus Al Hilal'le anlaşmış. 4 sene önce yine oradaymış. Benfica'yı da iki kere çalıştırmış. Yine oradaysa 4 sezon ara vermiş. 4 sezon sonra yine bize gelir mi demiş. Ölmezse. Ya ben Jesus'tan şunu rica ediyorum. Fenerbahçe'de prensi olan arkadaşları oraya aldırsın. Mesela Samet Akaydın'a müthiş güzellemeler diziyordu. Samet Akaydın'a 15-20 verdirsin aldırsın. Bak Rossi'ye 5-10-20 ne var saldırsın. Gustavo Enrico. Hani Ara Arao. Sadece şunu söyleyeyim. Jesus çok enteresan bir adam. Şimdi Emre Mor'u Fenerbahçe'de yedek bıraktı. Çok oynatmadı. Çok hoşuna gitmedi. Emre Mor'u aldırırsa ne dersiniz? Emre Mor'u aldırmak istese mesela 20 milyon euroluk teklif sunsal. Ne dersiniz? Hocam böyle bir şey olmaz. Bu adam bize hainlik. Niye olmaz? Ya iki tane Galatasaray maçı çıkarttığı kadro, oyun, taktik diziliş, anlayış. Bu adam Galatasaray Beşiktaş maçını izleyene kadar Fenerbahçe'ye çağ atlatan. Çağ atlatan adam. Yani çok yüksek yükleme yapan adam. Galatasaray Beşiktaş maçından sonra da Fenerbahçe'ye küfür ettiren adam. Hakaret ettiren adam. Ne yaptığını kendi de anlamayan adam. Ben şu hani bir şeyleri ima etmeye çalışmıyorum. Hani ne bileyim oraya gitti Galatasaraylılar acaba para maramı verdi de bunu böyle yaptı falan demek istemiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Bu adama bir şeyler oldu. Her şey çok iyi giderken bu adama bir şeyler oldu. Ama ne oldu? Mesela orası. Bu adama ne oldu? Ve bu adam yine böyle devam edecek mi acaba? Mesela Fenerbahçe'ye geldin. İlle de şu, ille de şu demişti. Orada bak gittiği takımın parasal durumu da çok iyi. Aldırsın Arkadaşlar bakın Jorge Jesus yazdım. İnternete girdim. Transfer marketine giriyorum. Şimdi bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Al Hilal takımı. Al Hilal takımının profiline girdim. Ya da Google'a direkt yazın. Al Hilal transfer market. Direkt takıma bakın. Şimdi bu takım çok transfer istiyor bir kere. 20 tane transfer istiyor. Kesinlikle. Kalecileri. 550 bin euro kaleci mi olur? Bence kaleci istiyor. 6 ay için 20'yi verirlerse olabilir. Stoperlerinde Koreli Morali bir şey var. Bu adamların stoper ihtiyacı var. 6 tane stoperler var. Üçlü savunma oynuyorlar demek ki bu takım. Bu takıma stoper lazım. Ama ikili savunma gösteriyor. Kesinlikle stoper lazım. Ruben Neves almışlar 55 milyon euroya. Kolibali almışlar 23 milyon euroya. Transfer markadan iyi yansımamış. Onu da anlamadım. Ha. Ruben Neves 40 milyon euro. Lan takımın değeri 45.35. Bir dakika ya burada bir hata var. Kolibali 15. O da 40. 55 yaptı zaten. 8 Michael yazıyor sol kanat. 63. 4 Musa Marega. 67. Bence bu takıma bir forvet lazım. Mesela kütür kütür bir Ya Pedro bu takımda iş yapar. Bir sürü de Brezilyalı var. Kanka olurlar orada. Ondan sonra bu takıma ne lazım? Bu takıma bir tane stoper lazım. Daha gibi. Bu takıma ön libero lazım. Onu da söyleyeyim. Son olarak da Umut Nayırın olamaz, imkansız bu. Şimdi Umut Nayır konusunda Elif Buse araç başta olmak üzere Umut Nayır Fenerbahçe'de dediler arkadaşlar. Bu böyle bir paylaşımı yaptılar. Açık açık, net bir şekilde yaptılar. Açık açık net bir şekilde böyle bir paylaşım yaptılar. Şimdi Umut Nair'i ben şöyle düşündüm. Biraz da yoruma gireceğim arkadaşlar. Buradan sonra da yorum. Ben kendi duyumumdan bahsetmiyorum. Buradan bahsediyorum tamam mı? Yani buradan bahsediyorum. Umut Nair. Transfer market değeri bir buçuk. Olabilir. 300 bin euro da olabilir. Sıkıntı değil. <laughs> Bağlı bulunduğu kulüp Eyüp Spor. E ki bu takımda bir bonservis isteyecek. Doğru mu? Ümraniye Spor'da geçen sezon bence büyük bir patlama yaşadı. Büyük bir çıkış yaşadı. Fakat yaşı 30. Hemşerim, Kayserli hemşerim. 28 Haziran 93 doğumlu. Yani yeni 30 oldu. 29'dan 30'a girdim. Kariyerine bakıyorum. Bak 320 maç oynamış totalde. 118 gol, 11 asist. ilk 20.309 dakika. 20.309 bir saniye. Hemen bunu bölelim. Niye aklından bölemiyor bölemiyorum? Bölemiyorum. Siz bölün 90'a. 20309 bölü 90. Hadi yani 225 buçuk maç. 225 maç diyelim. 118 gol 11 asist. Gayet güzel. Az önce dedim ya 10 numara böyle mi olur diye. Şimdi ben Umut Nayır'da şunu anladım. 1. Serdar Dursun gidici. 2. Ceko bir. Batshuayi iki. Umut Nayır 3. Fenerbahçe'nin forvet tandemi. Üç. Eğer Haberler doğruysa. Haberler doğru olmasa bile Fenerbahçe tandemi Ceko, Batçuay'ı Serdar Dursun. Demek ki cevap Pedro düşünülmüyor. Demek ki e, Tiago Çukur düşünülmüyor. Gerçi ben Tiago Çukur'un sözleşmesi 2 yıllık diye biliyorum. İshak Bural'ın da öyle. İki futbolcunun da sözleşmesi 2 yıllık diye biliyorum. Kiralık sözleşmeleri. Orada pişsinler. Gayet de güzel olur. Şimdi Umut Nair doğruysa dediğim gibi bunlar böyle bir şey. Ama e, Serdar Dursun. Hocam Ha ben söyleyeceğim cümleyi söylemeyi unuttum özür dilerim. Söyleyeceğim cümle şu. Fenerbahçe demek ki şöyle bir şey hedefliyor. A takıma kütür kütür futbolcu. Yedeği ortaya aya. Üçüncü isim. Üçüncü isme de para verilebilir. Sonuçta seni taşıyacak diye. Pivot santraforlu. Kanatların bol orta yaptığı. Bol içe kat ettiği. Bol kanat ortası yerden havadan orta denenen bir sistem deneyeceğiz demek. Demek ki İsmail Kartal sisteminin kilit noktası kanatlar. Eğer Umut Nair transferi doğruysa iki tane kanat ismi bekleyin. Daha artı bir kişi daha bekleyin. Kentle bu iş olmaz. Emre Mor. Bak. İsmail Kartal Fenerbahçe'sinden anladığımı söylüyorum. Emre Mor sağda değil solda oynar. Çünkü sol ayaklı. Orta da açabilecek. Yerden havadan Fenerbahçe rakibi ablukaya alacak bir sistem düşünüyor. Bu sistem zamanla 4-2-4'e dönecek bir sisteme benziyor. Çift forvet kütür kütür kanatlar iki ön libero ya da 1 6 1 8 gibi İsmail Kartal'ın bak iki tane kanat istediğini söylüyorum. Umut Nair olursa iki kanat. Bir tane de 8 ister. Stoper. Ya stopere uğraşıyoruz. Ama ben içimden bir ses stoper transferi yapamayacağız diyor. Sadece Atilla Salahi satılırsa yapacağız diyor. Atilla Salahi'de Rus takımlarından ciddi bir ilgi var. Alaka var. Umarım gider. Kendi bilir. Hani benim aktaracaklarım bu. Arda'nın yerine hani ben başta bunu yazsam kızarsınız. üsersiniz, darılırsınız. Hakkınızdır. Ee, Fenerbahçe Umut Nayır'la her konuda anlaşmaya var demişler. Dediğim gibi de bu işin kulübü var. Kaç konsept isteyecek. Valla Livakovic'i ben zannetmiyorum. Bak Perisic öyle söyleyeyim bak Fenerbahçe'ye Ivan Perisic Fenerbahçe'ye yakın diyeyim. Eğer sözünden vazgeçerse hocam sözünden vazgeçin de bize gelmesin. Öyle şey istemeyiz. Ya sözü derken yuvarlama bir söz. Eden Hazard'ın da bize sözü vardı. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynayacağım diye. Öyle bir söz. Kurana murana el basması falan değil yani Peris için. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Ama ısrarla söylüyorum. Umut Nair alınacaksa iki tane kanat alınacaktır. Artı de sekiz. Umut Nair transfer olursa üç kapın habercisidir. Benden söylemesi. Kanalımıza abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz için... Her daim desteğinizi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.